Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain, ala Resulina Muhammedin salavat. 282. sayfa mektubat, 23. mektup, Yusuf Aleyhisselam'la alakalı. Bugünkü haletimiz biraz yoğun, o yoğunlukla alakalı bir ders olsun. Diyor ki, yedinci meselenize bir sekizinci ben ilave ediyorum. Şöyle ki, bir iki gün evvel bir hafız, Sûre-i Yusuf'tan bir aş, ta teveffenni müslimen ve elhikni bisalihin, ne kadar okudu. Ne diyor biliyor musun? Meale. Beni Müslüman olarak öldür ve salih kullarının arasına kat. Teveffeni müslimen ve elhikni bi salihin. Tamam. Şimdi çok tuhaftır. Yusuf Aleyhisselam bunu, yani ölümünü istiyor. Fakirken, hastayken, musibet, yokluk, kuyudayken ölümünü istemiyor. Mısır azizi iken istiyor. Her şey bitmiş, tam zirvede. Yani dünyalık her şey zirvesi. Zirve. Her şey eline geçmiş, padişah da emrinde. Padişah da ona itaat ediyor. Çünkü 7 sene kıtlıktan kurtarmış. İsmail, anlıyor musun abim? Yani hasta, kanser, musibet, felç, kör, ama olmuş da ölümü istemiyor. Mısır azizi olmuş, herkes ona itaat ediyor. Dediği oluyor, her şey zirvedeyken ölümünü istiyor. Niye? İbrahim, değişik bir tuhaf. Yani bu derste... Niye gerçekten? Neden? Çok tuhaf değil mi? Yani bu ders akıldan ziyade hisse nazırdır. Yani hisse anlarsan anlarsın. Akılla olmaz ümit. Tamam. Yani hissin ne kadar çalışırsa o kadar. Bak, her şey zirvede ama ölümünü istiyor. Abi belki bazı insanlar hani yokluk çekip ondan sonra belirli bir makama geliyor ya. Bu makamın verdiği zevk diyelim, onu kaybedip tekrar şekva haline düşerim korkusu mu acaba? Yok, onlarda o şey yok. Teslimiyetleri çok kuvvet peygamber. Teveffeni müslüman ve elhikni bisalihin. Hafız okumuş, ustad dinlemiş. Birden ani bir surette bir nükte kalbe geldi. Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Büyük küçüğü yoktur. Zahire ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Zahire ne kadar küçük olursa olsun Kur'an'a mı ait kardeşim? Büyüktür. Allah için büyük küçüklük yok. Allah için ihlaslı mı değil, samimi mi değil. Allah için o. Yani çok etbağın var, çok seni takip edenler, seni takip edenler, yani senin hizmetini takip edenler, öyle değil ya. Bir daha, Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Zahiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet ebediye yardım eden küçük değildir. Onun için imanınıza bir şey hizmet etmişse ona vefasızlık yapmayın, sırt dönmeyin. İman çünkü. Bak ne diyor? Evet, saadet ebediye yardım eden küçük değildir. Sonsuz saadetini, kurtulmanı vesile olan işte eser. Risale mesela, ümit. Öyleyse şu küçük bir nüktedir, şu izaha ve emniyete değmez, denilmez bu ders. Elbette şu çeşit mesailde en birinci talebe ve muhatap olan ve nükte-i Kur'ani'yi takdir eden İbrahim Hulusi, o nükteyi işitmek ister, öylesi dinle. Burada bir nükte var.
tevefeni müslimen ve elhekni bisalihin. Yani beni Müslüman olarak öldür istiyor. Salihle, salih kulların arasına da kat. Öldür diyor. Öldürürsün demiyor. Ayetinin ulvi ve latif ve müjdeli. Ulvi, latif ve müjdeli ve icazkârâne bir nüktesi şudur ki sair ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki, bak, bütün o kıssalarda şöyle bir şey var. Hani bu kıssadan farklı yani. Mesela kısa, Kur'an'da kısa süreler var. Sonunda şöyle biter. Ferahlı bitiyor, saadetli bitiyor, zevkli bitiyor. Acılar, elemler bitiyor. Mesela Eyüp Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam. Kısa bitiyor, Yunus Aleyhisselam balıktan çıkıyor. Eyüp Aleyhisselam kısası bitiyor, şifa buluyor. Öyle mi? Nuh Aleyhisselam kısası bitiyor, sahili selamete çıkıyor. Böyle değil. Zirveden ölümüne geçiyor. Anlıyor musun? Çok farklı. Çok tuhaf. Diyor ki, sair, diğer ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi kıssadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın şeyini takip ediyoruz falan. Böyle işte Kızıldeniz'den geçecek. İşte Nuh Aleyhisselam o tuman böyle. Nasıl yapıyor yani? Ondan sonra of be diyorsun en son. Ama bu peygamberlerin kısalarını takip ederken hayal fazla çalışıyor. Bunun kısaları geliyor, geliyor. Of, tam zirvede kısadan hayali lezzeti acılaştırıyor. Acılara dönüyor bizi. Sıkıyor yani. Ölümünü istiyor. Allah Allah. Bağusuz kemali ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği engamda. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın kemali ferah, saadet içinde bulunuyor. Ferah, saltanat, saadetin her çeşidi var İsmail. İhbar ettiği engamda, yani onu söylerken, sonra meftini, firakını haber vermek daha elimdir. Dinleyenlere eyvah dedirtir. Yani ölümünü haber veriyor bu sefer. Ölümünü istedik diyor, istedi. Biz de onu diyor, istediğini yaptık diyor. İnsan hayal var ya, roman. Roman takip ediyorsun, en sonunda bir başrolde oynuyor. Kurtuluyor, bir şey oluyor. Of be diyorsun. Bu tam tersini. Harika diyorsun. Allah Allah. Niye ölmek istedi ki? Bilmiyoruz. Biliyoruz şimdi. Şunu okuyacağım. İnsanın hayalini acılaştırıyor. Eyvah dedirtir. Halbuki şu ayet kısa Yusuf'un aleyhisselam en parlak kısmı ki ne olmuş? Aziz-i Mısır olması. Aziz-i Mısır. Mısır azisi olmuş. Bir. Peder ve validesiyle görüşmüş. Hasretlik bitmiş. Yani Yakup Aleyhisselam göz açılıyor. Hasretlik bitmiş. Mesela ben anne babamı 15 sene görmemiştim. 15 sene Rüşt abi dershanede öyle bir iş yaptı ki her türlü şey hazır olsun diye. Ve anne babamı gördüğüm zaman da birkaç ay yaşadılar. Kanser oldu. Ötekisi beyin kanamasına öldü. Birkaç ay. Çok tuhaf. Şimdi Yusuf Aleyhisselam o çocukken kuyuya atılıyor. Ümit biliyorsun. Kuyudan o kafile çıkarıyor. İşte birisi satın alıyor. Saraydan birisi. İşte Mısır'da bu kıtlığa çözüm bulduğu için aziz oluyor. Ya hapishaneye gidiyor. Vesaire. Ama bu şimdi ölümün istediği ana bak. Mısır'ın azizi olmuş. Aziz. İki, peder ve validesiyle görüşmüş. Hasret gitmiş. Kardeşlerini affedip sevişip tanışması. Yani kaç sene geçmiş tanışıyor. Ben mesela yeğenlerimi son 2 senede gördüm.
koca 20 yaşında yeğenimi, mesela 15 yaşındaki olan bir yeğenimi hiç görmemişti. O zaman tanıştık bu hadisede. Yani kendimle şey yapıyorum da. Kardeşleriyle sevişip tanışması olan dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda. Dünyada oraya alabilirsin. Oraya geçiyorum. Git yastan. Dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda. Babasını, annesini, kardeşlerini, memleketini, her şeyi görüyor. Mısır azizi oluyor. Tam bu hengamda Hazreti Yusuf'un meftini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki, şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için, Yusuf Aleyhisselam bunun için bak, şu ferahlı, burayı kaçırma İsmail, şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için, mesela diyelim ki bunu tasadduk ediyorum, alacağım sebebi düşün. Ne bileyim, bundan daha değerli bir şey tasadduk ediyorum, alacağım sebebi düşün. Yani 1 lira tasadduk ediyorum, 10 lira ediyorum, 100 lira ediyorum. Bunları terk edebilmek sebapları farklıdır. Değil mi? Saadeti de farklıdır. Şimdi artık kanserim, artık nefes alıyorum. Allah'ım canımı al ya Rabbi. Canımı al ya Rabbi, canımı al. Demek nerede? Sıhhatlıyım. Tamam mı? Gençim. Azizim. Herkes bana hürmet ediyor. Şöhretim 7 düvele taşmış. Her şey emrinde. Ya Rabbi canımı al. Demekle kanserim bitmiş. Ya Rabbi canımı al. Lan arasında dağlar arkada fark var. Ha bunun için ölümünü için istiyor? Koy kenara. Bu peygambersin. Saltanatlar gelmiş. Azizsin. Her şey bitmiş. Her şey tersine dönmüş. Yusuf Aleyhisselam'ın aleyhindeydi. Lehine dönmüş. Burada ölümünü istiyorsun. Bunun istediğiyle bunun dağlar kadar fark var. Sebebi şimdi her şeyi kaybettikten sonra ya Rabbi canımı al demek nerede? Her şey elindeyken ya Rabbi canımı al. Çünkü her şeyi kaybettikten sonra istediğin cennette ikinci derecedeyse, her şey elindeyken cennette isteyeceğin makam ise cennetin sekizidir. Hastalığın içinde oldu ama. Daha risalelere muhatap oldum, okudum dedin değil mi hastanede? Ama o hastanede değil, aziz saraydayken istiyor. Hastanede değil ha. Ha o zaman Allah'a düşün. Mesela bir kardeşin dahi olsa, yakının dahi olsa söyledin laf dinlemedi. Sonra gitti kafayı bir yere vurdu. Sonra abi dedi. İtaat edeceğim abi. Sen daha önce bunlar başına gelmeden önce senin sözüne itaat etseydi sen ona ne kadar fedakarlık yapardın? Metozörü olarak zoraki başka şansı yok. O şekilde senin kapına gelip itaat etse aynı merhametimi yaparsın. He? Yok. Yok canım. Hiç karışır. Öyle bir şey olmaz. Adet-i ilahi yok öyle bir şey. Yani ferahlı iken saadetli vaziyetten iken daha saadetli, daha parlak bir vaziyete bu makamda başka bir şey. Hiçbir şey yokken istemek, mesela adam her şeyi iflas etmiş. Ne diyor? Ulan imanlı gideyim bitsin ya. Hiç başka bir şey istemem. Sözlerde anlatıyor giriş. El Muflihun da anlatıyor. Ama adam mazisi güzel geçmiş. Cenneti de istemiyor biliyor musun? Adam ulan bir cennete gideyim. Bir tanesi bir cehennemde kurtulayım diyor. Bir sürü rezillikler yaşamış. Başkası diyor ki adam bir cennete gitse. Başkası diyor ki cenneti isteyene ver onu. Bana seni gerek seni diyor. Bu da istek. Anladın mı? Ama rezillikler içindeyken ya Rabbi cenneti de istemiyorum. Şarapla, zina ile, içkiyle, kumarla geçmiş, kavga, dövüş. Ya Rabbi cenneti istemiyorum, ben seni istiyorum. Bu yapamazsın zaten. Vicdan böyle bir şey istek yapmaz zaten. Yani yaşantınla doğrultuda böyle bir isteği isteyemezsin. Allah'ım o ne der? Yani vicdan şöyle der. Allah'ım imanımı kurtar, başka bir şey istemem.
Şimdi bu Mısır Aziz oluyor. Aziz-i Mısır olan peder validesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişmesi, yani saltanatı olması hengamında şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hazreti Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Niye? Üstad diyor ki, çünkü diyor, demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi hakikatbin bir zat o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mefti istedi. Niye? Ta öteki saadete mazhar olsun. Böyle bir zat oraları görmese bunu bırakır mı? Adam bir belediye başkanı olayım denilen her şeyini terk edebilen var. Bu bir de Türkiye'nin şeyi olsa. Ha demek ki böyle bir zat bunu terk edebiliyorsa ne görmüş acaba? O zaman böyle akıllı bir adam, böyle bir akıllı bir adam bunu terk ediyorsa bunu terk ettiren başka bir şey var. O zaman onu görmek nispetinde bu terk edilebiliyor. Adam 3-5 kuruş kazanacağım diye öğle namazını kaçırıyor. Adam 5 dakika 10 dakika yatacağım diye sabah namazına kalkmıyor. Onun da gördüğü o kadar. Onun gördüğü uyku. Onun gördüğü 3-5 kuruş. Adam dostunun parası için, para için satıyor. Çünkü parası daha değerli. Birileri de çıkıyor. Her şeyini davaya feda ediyor. O feda edebiliyorsa, ben edemiyorsam demek ki öyle bir dava varmış. Çocuğa soruyoruz. Davanın delili de bu. Çocuğa soruyoruz. Ne olacaksın? Pilot olacağım diyor. Alim olacağım diyor. Vakıf olacağım diyor. Doktor olacağım diyor. Ama daha çocuk. Bu neyi gösteriyor? Daha olmadan istiyorsa öyle bir makam var demek. Çünkü onu oraya bağlamış. Yani şöyle. Mesela dağa tırmanıyorsun, elinde ip var. Çevir ipi. At oraya. Dağa takıldı mı? Tut. Ben dağı görmüyorum çok yukarıda. Ama ip gergin. Demek ki bu ip böyle bir yere takılı ki ip gergin. Öyle mi? He Murat? Yani ip gergin olması oraya takıldığını gösterir. Bir şey anlatacağım. İnsandaki istek, arzular da gerginse o istediğin, arzu ettiğin yere takılmış demektir. Var orası. Olmasa böyle gerginlik olmaz. Yani insan beka istiyor, demek beka var. İnsan cehennemden korkmak istiyor, kafir de yoksa. Ya yok Allah yoktur ama cehennemden korkuyor. Var çünkü. Olmayan bir şeyde insanda o duygu gerginlik olmaz. Anladın mı bu? Bunu anlatamıyorum. Yani insanın, mesela usta şöyle diyor. Elma yok burada ama canım elma istiyor. Demek ki elma var. Yani fıtratta istek konmuşsa Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Sırınca Allah istetiyorsa istettiği şeyi de verecektir. Var yani. Olmayan bir şey istenmez. Fıtratta olmayan bir şey istenmez. Ya Rabbi yok olayım ne güzel ya. Yok. Var olayım diyorsun. Çünkü varlık esastır hayatta. Şimdi bu varlık içinde daha yüksek bir şey görmüş ki istiyor. Anladın mı? Ha, istemesi istediği yerin delilidir. Bak demek ki bak bir daha söyleyeyim. Şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hazreti Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Demek o dünyevi, yani şöyle anlaşılır. Ya Rabbi ben bu saltanat bunlar varken ya belki kaybederim davayı ya. Ya Rabbi ne olur şu anda imanım varken, peygamberken bu saltanatta daha kötüye kullanmak hemen canımı al diye yapmamış. O acizliktir. Korkudandır. Hayır. Bu saadetten daha güzel bir saadeti girince mesela
haftalarca babaanne sekerata girmiş. Birisinin sekeratına Kur'an okuyordum camiye imamlığı yaparken. Yaşlı bir babaanne. Bir nefes alıyor. Bırakıyor. Acayip. Bitmiş. Sonra bir anda bana denk geldi. Niye zahmet buyurdunuz? Demek bir şey görmüş ya. Ben, evet ben de aynı yere baktım şimdi. Döndüm baktım. Kimse yok. O ölü gibi kaç haftadan beri bilmiyorum size bu şekilde. Ölüm şeyini çeken bir anda canlandı. Gözü açıldı. Tebessüm etti. Niye zahmet buyurdun? Başkası da var böyle. Böyle. Ne görmüş ki bu da nara atıyor. Bu da ne görmüş ki? Bu elimden gider korkusuyla ölümün istememiş. Saadetliden daha saadetliyi görmüş. Usta da diyor ki dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır. Ben bir tanesini söyleyeyim. Bugün bizimle alakalı da olsun. İmam-ı Bakır olacak. Ya Zeynel Abidin ya İmam-ı Bakır. Ama hafızam Zeynel Abidin diyor. Zeynel Abidin radıyallahu anh bizim Karadeniz'de evler eskide tahtadandı. O Bağdat ve Arabistan tarafında kerpiçtendi. Köşede namaz kılıyormuş. Ama bir anda alev almış. Ev yanmaya başlamış. Komşular söner mi kerpiç senelerin şey gibi, çıra gibi. He Murat? Sönmez. Neyse hop son şey yapana kadar zaten ev ne kadar büyük ki. Ne evi ya işte. Tam bir yere kadar geldi sönmüş. Komşular uğraşıyordu ya. Son bir bakmışlar Allah Allah köşede Zeynel Abidin Hazretleri namaz kılıyor. Yani yangına hiç kale almamış yani. Hala namazını bozmamış. Oysa fıkıhta 5 riyal, 5 bankota göre bir malınız çalınıyorsa, kayboluyorsa, telef oluyorsa, çocuk işte boğuluyorsa, anneniz böyle ihtiyacı varsa namazı bozabiliyorsun böyle. Evi yanıyor, namazını bozmuyor. Ve tak oraya kadar geliyor. Sonra böyle kalıyor, millet kalıyor. Zeynel Abidin Hazretleri selam veriyor. Sonra bakıyor, millete bakıyor sonra, efendim dedi, yangını görmediniz mi siz? Yani niye bozmadın demek ki sen? Görmez olur muyum dedi. Öyle bir yangının karşısındaydım ki, bu yangını görmedim. Yalan mı söylüyor? Şimdi biz aklımız almıyor. Nasıl bunu terk edebiliyor? Nasıl bunu istemez? Nasıl bu olay beni ezerken bunu hiç alakadar etmiyor? Beni mahvederken niye bunu hiç böyle adamın umrunda değil? Ya delidir, deli de değil. Öyle bir gayesi var ki, öyle bir maksadı var ki bunlar gözükmüyor. Bana göre zenginlik, fakirlik şudur. Külliyatın ruhuna göre. Zenginlik elinde çok olan değildir. Talep azlığıdır. Fakirlik ise elinde olmamak değildir. Mesela sizin elinizde öyle şey var ki eskide normal bir padişahlarda olurdu. Belki de onların elinde de yoktu telefon. Bak bir daha söylüyorum. Zenginlik elinde çok olmak değildir. Talep istek azlığıdır. Fakirlik elinde olmamak değil. Tamam? Fakirlik talep çokluğudur. İstek çokluğudur. O kadar şey istiyor ki onu fakir etmiş. İstediğin kadar şey, ne kadar ne istiyorsan onu fakiriz. Uçak istiyorum. Yok elimde fakirim. Ne kadar istiyorsan o kadar fakirsin. Ne kadar talebin yoksa o kadar zenginsin ve hürsün. Bazıları bir şey takamamış. Demiş ki, nasıl bu alevi görmedin? Ben öyle bir alevin karşısındaydım ki diyor, bu alevi görmedim. Yani, ya bu evi gitti, şu araba gitmiş, iş yeri gitmiş, adama bak ya. Öteki sen ufak bir şeyle intihar ediyor. Çünkü adamın öyle bir gayesi var ki, bu gitti. İmam Azam gibi. İmam Azam'a demişler ki efendim eskide ticaret gemilerle kumaş yapılıyordu. Kumaş tüccarıydı. Öyle efendim demiş sizin geminiz ticarete giderken battı demiş. Ders verirken öyle haber geldi demiş. Elhamdülillah demiş derse devam etmiş. Biraz sonra haber gelmiş. Haber gelmiş. Ramazan. Ne gelmiş biliyor musun?
Efendim yanlış anlaşıldı. Sizin geminiz değilmiş. Falanca tüccarınmış. Ona da tekrar hiç aynı tepki. Elhamdülillah demiş. Ustad da Mesnevi'de ne diyor? Dünyada en bahtiyar odur ki dünya umurunda kazandığında mesrur, kaybettiğine mahzun olmaz. En bahtiyar dünya küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Patlasın batmış, batarsa batsın imanın mı battı ya? Değer yargısını kaybedersen her şey değerli olur ya. Değer yargını kaybetme. İmanı kazanma ve kaybetme başımıza açılmış. Her gün ne kadar servet versek de ustad ne diyor? Alman ve İngiliz kadar. Rus da mı diyor? Fransız mı diyor? İki, üç tane devlet mi diyor? Alman ve İngiliz kadar servetin olsa her gün bila tereddüt imanını kazanma adına feda etsen gene bir şey vermiş olmaz. Bu şaka demiyor biliyor musun? Yaşayarak söyleyen zattır. O zaman değer yargım şu. İman. İman tamam mı? İmanın zeval yapan her şey kötüdür. İmanına takviye yapan her şey iyidir. Diğerleri detay teferruattır ya. Teferruattır. İmanına hizmet eden değerlidir imana göre. Kardeşim, imanın karşılığı cennet değildir. İmanın karşılığı Allah'tır. Anladın? Onun için diğerleri cesedim gitmiş, malım gitmiş, imkanlarım kaybım, yakar imanım var. İmanı gitmiş mi? Bugün ikindi kıldı. Niye oturuyorsun? Kalk. Ders var diyor. Hayır olmaz. Kalk doğru in aşağı. Çünkü simandan gözüküyor namaz kılmadı. Fark ettim. Hadi git. Bir dedim anlamadı. Hadi git. Namazın yok. Veya kılmam. Yani her şey sen olsa ne olur? Bir hemen aferin sen olsa ne olur? Ya ne olacak yani? İman ya. Ben bunu fiilen yaşıyorum ha. Yani burada biraz tevazu da yapmayacağım ki fiilen yaşandığın. Hemen hemen her şeyimi kaybettim. Dünyada da bir şeyim yoktu. Bir de sığınacak bir şey vardı. O da bugünlerde yok. Tamam. Ama iman. İman. Her şey Allah'ın elinde. Her şeyi o yapıyor. Allah isterse senin derdin dert mi? Derdi dert edinirsen dert olur. Dertleri Allah ile yorumlarsan dertler derman olur. Allah bizimle konuşuyor. Ne ile? Bela veriyor, musibet veriyor, hastalık veriyor, yangın veriyor, malı veriyor, malı alıyor. Çocuk veriyor, çocuk vermiyor. Hep Allah'ın konuşması ya. Eş veriyor, vermiyor. İş veriyor, vermiyor. Ya kardeşim bu dünyada biz Allah için varız. Orası için anlam veriyor buraya. Hiçbir başka bir şeyin değeri yok ya, bitmiyor. Ne olacak yani? Her şey senin olsa ne olacak? Bu elimle ne kadar kefenlemişim, ölecek. Bitti ya. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Yapmayacağız değil. Ya gayi maksat şu. İmanı kazanma veya kaybetme davası açılmış. Tamam. Bugün ben davamın içerisinde iken, dava anında, şu derste veya namaz kılarken, ölüm gelse namertim yok demem. Bir böyle içim ciz eder şöyle. Bak içim Allah biliyor. Ya bu dava arkadaşlarımı yarı yolda bıraktım. Onlara biraz da faydam olur muydu diye üzülüyorum. Başka bir şey üzülmem. Aa baklava yemedim. Bak onun kralı orada. Ya eşim olmadı. Orada kralı var. Ya uçup geçemedim. Kralı orada. Ne istiyorsun? Kralı orada. Kötü bir yer olsaydı iman da etmezdim. Bir derdim ki olan Muratları, Zekileri, Ramazan'ı, İsmet. Ya bunlara biraz da yardımım olsaydı. Onları böyle vefasızlık mı yapıyorum yani ölümünü isteyerek. Yani bunları yarı yolda mı bırakacağım ya? Bunlar daha nehirden geçiyoruz. Nehirden geçerken at değiştirmek doğru. Yani ben bu hizmette, hizmet-i maniyede İslamiyet'e ve Müslümanlara, davaya hizmet etmek gayem ya. Şunun ders anında öldürdün mü? Zaten abdestlisin. Ders ortamında şehit-i manevi oluyorsun Murat. Tamam. Bunu böyle biz de ruh aldık. Risale'de bir ders aldık. Hızır abi derdi. Şey vakıftı belden aşağı işte. Ya diyor.
Çok acayip. O sezonun diyor. Ya adam kız diyor seviyor veya kız olanı seviyor. Ele geçmeyince diyor intihar ediyor. Ulan bunlar diyor Hulyi görse acaba ne yaparlardı diyor. Adam malı mülkü için intihar ediyor beceremeyince iflas ediyor. Acaba cennetteki saltanatı görseler ne yapardı? Allah gözün perdesini kaldırsa kabir bir tamamıya gözükse. Hiç kimse kalmaz ki herkes intihar eder ölür ya. Geçelim onu alalım diye. Ha? Ne yapmış Allah? Oraya hemen şey yapmasın. Burada dursun biraz sıkıntıya göğüs gelsin. Hemen intihar etmez yapmasın diye. Kabri gitmiş kefene saklamış. Mezarlığa sokmuş işte soğuktur bilmem nedir falan. Allah ya. Allah'ı kendin gibi düşünme. Allah'ı Allah ile düşün. O zaman senin anladığınız Allah değil o. Senin anladığın Rabbin o. Allah başka bir şey ya. Allah Allah ile düşününce Allah Allah olur. Başka bir şey ya. Bak adam neyle düş yapmış saltanatı? Kaybedecek korkusuyla ölümün istememiş. Ustad diyor. Daha diyor ki şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha şiddetli, daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için görmüş. Hazreti Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi. Allah şey yapmamış. Peki demiş peygamberin isteğini getirin. Vefat etti. O saadete mazhar oldu. Demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat yani peygamberi alişan o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mefti istedi. Gayet acı değil mi mefti? Ta öteki mefti istedi. Yani meft neydi? Acı bir şey. Ta öteki saadeti mazar olsun. İşte Kur'an-ı Hakim şu belagatına bak ki kısa Yusuf'un hatimesini ne surette haber verdi. O haberde bak acayip Kur'an ya. Mesela Nuh tufanından sonra bir saadeti. Yunus Aleyhisselam'ın sıkıntısından sahili selamete çıkma saadeti. Ama bu ters. Saadetliyken ölüm. Ölüm haberi geliyor. Kur'an böyle bitiriyor Yusuf kıssayı. Yusuf Aleyhisselam kısası ölümle bitiyor. Yani böyle insan acayip oluyor ya. Bak ne diyor? O haberi dinleyenlere o kısayı Allah Allah elem ve teessüf değil. Yapma ya Allah Allah ne istedi ya? Elem ve teessüf değil. Yani Allah Allah keşke falan değil ya. Dinleyenlere şu veriyor. Belki bir müjde ve bir surur ilave ediyor. Ha bu aptal değil tövbe. Peygamberin en zekileri, en akılları, makama çıktı her şey var. Bunu değil, bunu istiyor. Ha demek ki istemesi o ispat ediyor, öyle bir yer var. Bunu bırakıyor çünkü. Mesela bir misal vereyim. Biraz zor olacak ama, yani benim için biraz. Mesela ben biliyorsunuz vakıfım, dershanede. Yani aşım, eşim, işim yok. Bu dünya noktasında. Sizin bildiğiniz lezzetler benim dünyamda bilmiyor. Ama onları bir şey için terk ettim, bir şey için. Tamam. İşte ustad diyor ki hizmetimizin ücreti hizmetin içine konmuş, ahirette değil. Ha ama bana o dünyevi lezzetlerden Allah için terk etmekten dolayı Allah ruhuma ve kalbime ve dimağıma öyle saadet ve ferahlık vermiş ki sizin şeyiniz bilinmez ya yani hissiyatınız da bilinmez o. Ben ilave olsun diye söylüyorum. Yani bu varken imkanım hala imkanım bitmedi. Olur. Ama öyle daha murat, daha yüksek bir şey var ki bu onun adına hiç gözükmüyor. Onu demek için söyledim. İnsanların gayesi olmuş değil mi? Atı, eşi, aşı, işi. Gaye olmuş. Biz o gaye varmıştık. Uçakla alakalı işim vardı. Evet abi. Şimdi onu terk ettiren yüksek bir şey göstermek için söyledim. Ruhta öyle bir ruhani lezzet var ki
bunları göstermiyor. Diyor ki o haberi dinleyenlere elem ve teessüf değil, belki bir müjde ve bir surur ilave ediyor. Hem irşat ediyor ki kabrin arkası için çalışınız. Bak bize ne diyor Zeki? Son cümlemiz gibi keseceğim. Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Hakiki. Diğeri sönüyor. Ya çok baklava yedik be İbrahim. Çok İmam Bayıldı Müftü şaşırdı, köfteleri şeyleri yedik. Gitti be kardeşim. Yok oldu. Her şey gidiyor. Öyle bir lezzet olsun ki gitmesin, alışkanlık da olmasın, an ve an daha iyisine dönüşsün. Kaybolmaya değil, daha iyisine kendisini bıraksın. Cennette bir lezzet ikinci lezzete hiç benzemiyor. Böyle. Ozan diyor ki Kur'an bize Yusuf Aleyhisselam'ı böyle karşımıza çıkartarak diyor ki, irşat ediyor ki kabrin arkası için çalışınız. Yani diğer kısalar da ayrı bir ders veriyor. Nuh Aleyhisselam tufanda, Yusuf Aleyhisselam Yunus Aleyhisselam'da, ama bu değişik bir kalbi hissiyatı kıblesine koyma dersidir. Hissiyatlarımızı yani arzularımızı erteleme ve öteleme dersini biliyor. Arzularınızı ne olur erteleyin. Öteleyin, ötele. Orada olacak. İstekleriniz burada yok. Abi istiyoruz, nasıl yok? Ele geçince ne oluyor? Oluyor çorba. Hani bu muydu? Abi gene bir eşitlik var yani. Yusuf Aleyhisselam'la öbür peygamberlerin arasındaki, mesela öbür peygamberler sıkıntı çektikleri zaman gene ölümü istememişler abi. İstememişler. Mesela biz sıkıntı çektiğimiz zaman istiyoruz. Değil mi? Hangi peygamber? Ya Rabbi, Eyüp Aleyhisselam, ya Rabbi kurtlandığını daha tahammül edemiyorum, canımı al dedi mi? Bak ters çalışı bak. Yunus Aleyhisselam balıktayken canımı al dedi mi? Yok. Nuh Aleyhisselam tufandayken canımı al dedi mi? Yok. Musa Aleyhisselam, ya Rabbi Kızıldeniz arkamda kafir, ne yapacağım, canımı şu anda al dedi mi? Yok. Ha, en zor durumda, en sıkıntıda canımı al demedi. Bu en ferahlı da al dedi. Onlar ama onu dememiş. Dememiş ya. Bak şimdi ama en ferahlı da, sıkıntı da. Şöyle var. Asıl saadet deniliyor değil mi peygamber zamanına? Asıl saadet denildiği zaman ne demek biliyor musunuz? İmam Ali söylüyor, Hazreti Ali. Evet ya Allah'ım. O kadarçlık vardı ki diyor. Artık dayanamadım, günlerce açım. Artık gözüm karardı diyor. Vadiye gittim ki belki yeşil ot bir şey bulurum. Baktım ki diyor benden önce kardeşlerim yemiş diyor ota. Sonra hurmaların üstüne çıkayım da yeşil kabuğunu yiyeyim. Aşağısı kuru. Baktım onlar da yoktu. Yani asıl saadet denince bir eli yağda bir eli bağda zannediyoruz. Helikopterle, çeşit çeşit tanımlarla böyle. Değil ya, yokluğun kol gezdiği, yarın sağ çıkma ihtimalin olmadığı, her an her şeye muhatap olabileceğin bir yokluk, ölümün kol gezdiği bir yerde ki insanlara saadet asıl denmiş. O zaman bir liyada bir libada çeşit çeşit hatunlarla beraber olma bizim dünyamızda böyle. Ama Allah nazarında demek ki saadet farklı murat. Allah için başka bir şey bu ya. Ve hep keste memnun. Hiçbir sahabe, ulan nerede Muhammed'e tövbe, tabi olduk ya, ne güzel yaşıyorduk işte. Kervanımız vardı, ticaret yapıyorduk, aç değildik ya. Hepsi reisti kabile. Ebu Bekir Sıddık reis değil miydi? Aç mıydı? Ama aç oldu. Peygamber'e tabi olunca. O hiç hatırına gelmedi. Ulan ya yanlış mı yaptım ya, keşke mi? Biz mesela bir davaya gidiyoruz. Ramazan. Davaya gidiyoruz, bir şey geliyor başımıza. Ya acaba nerede hata yaptık? Ne hatası ya? Peygamberler bu kadar sıkıntı çekti. Hatasını. İlle tokatlarda böyle bazı sıkıntılar gelince niye tokat diyorsun ya? Allah sana bir makam verecek. Amelin buna yetişmiyor. Allah bu sefer kantar düşünün böyle. Tamam. Bunun havaya kalkmasını istiyorsan İsmail, ya buradan bir taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın.
Allah sana bir makam verecek. Ama amelin buna müsait değil. Ne yapacak o zaman? O zaman günahların silinmesi lazım. Günahların silinmesi için bela, musibet, hastalık verecek. Hemen niye pişman oluyoruz yani? Ya Rab, canıma, ya Rab. Niye öyle ya? Bak, peygamberler en sıkıntılı zamanda canım al demedi, nefsime zulmettim de dedi. Ama Yusuf Aleyhisselam bela ve musibet geldiği zaman kuyudayken demedi. Aziz-i Mısır iken, anne babasına kavuşuk iken, kardeşleriyle beraber iken, mutlu iken istemiş. Sıkıntılı iken istememiş. Ha? Ha. Şimdi demek ki bu bize diyor ki kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Hem Hazreti Yusuf'un âli sıdıkiyetini gösteriyor ve diyor, sıdık yani Yusuf. Ne kadar sıdık? Ebu Bekir sıdık. Bu da peygamberin şeyi yani, öne çıkan sıfatı sıdıkiyet. Diyor ki, niye sıdık biliyor musunuz? Murat'ım, niye sıdık peygamber Yusuf Aleyhisselam? Çünkü son cümlem, dünyanın en parlak, her konuda bir örnek gösterecek değil mi pir? Demir nasıl kullanılıyor? Davut Aleyhisselam'dan. Cinlere ve şeylere, havaya, diğer mahluklara, hayvanlara nasıl hükmedeceğiz? Süleyman Aleyhisselam pir. Terzi'de? İdris Aleyhisselam. Şimdi bu da nereye? Sıddıkiyette pir. Ne yapmış biliyor musun? Nasıl sıddık? Şey pir. Sıddıkiyette niye pir? Şöyle. Dünyanın en parlak ve en sururlu haleti dahi dünyada en parlak, en böyle zirve haletleri yaşarken dahi ona gaflet vermiyor. Onu meftun etmiyor. Yani o lezzet, o saltanat, o krallık onu kendisini inkar ettirmiyor, meftun etmiyor. Yani haddini aşmıyor. Haddini hududunu biliyor. Allah'ı unutmuyor. Yani bak bir de koyayım. Dünyanın en parlak, en sururlu haleti dahi ona gaflet vermiyor. Örnek bu. Yusuf kıssası niye gelmiş? Niye ölüm bize bunları söylüyor Allah? Diyor ki dünyanın en parlak, en sururlu haleti dahi ona gaflet vermiyor. Onu meftun etmiyor. Yine ahireti istiyor. Biz en ufak bir imkan olunca ahireti unutuyoruz. Davayı unutuyoruz. Namazı unutuyoruz. Sıkıntı da hatırlıyoruz abi. Evet. Hani Karadeniz'de bir lafı var. Eskiden yol yoktu da köyden köye dağdan geçerdik. O zaman derlerdi ki güneşli havada ağacın altına pisleme, yağmur gelince sana lazım olur. Yani Allah ile aran iyi olsun ki bakarsın Allah işin düşer sana. Tövbe estağfurullah da. Yani bela ve musibetlerde hemen ya Rab. Lan şimdiye kadar neredeydin? Allah ile aran iyi olsun. Gerisi kolay. İmanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. Bunu Kastamonu 38'de söylüyor. Yani ustada diyorlar ki haberlere niye bakmıyorsun? Bakmaz olur muyum diyor. Haberleri sıraya koydum diyor. İmanı kazanma ve kaybetme davası haberi uğruna her gün Alman ve İngiliz kadar servetin olsa imanı kazanma adına hepsini her gün o kadar serveti feda etsen yine ucuzdur. O haberin karşısında bu haberler haber mi? Allah bu şuurla şuurlanmayı, bu hakikatle haklanmayı, Yusuf Aleyhisselam bu sıdıkiyetin unvanını biz de en azından ya Rabbi Allah'ın hatırına bir kokucuğunu, bir remzini, bir işaretini, bir telmihini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi iki cihanda bizi aziz eyle, hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayım sayım eyle ama biz insanız ya Rabbi. Ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Nerelerden sığınacağımızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bazı şeyleri ezberlemişiz. Ama şunu biliyoruz. Ya Rab 124 bin peygamberin, 124 milyon evliyanın, hat ve hesaba gelmeyen asfiyanın istediklerini istiyoruz. Sığındıklarından da sığınıyoruz. Onlara verdiğin gibi bize de ver ya Rabbel Alemin Allah'ın hatırına. Ve sen buyuruyorsun. Hazreti Osman, Hazreti Ali naklediyor.
Allah vermeyeceği bir nimeti istemeyi, duasını kulumun ağzına vermem diyor. Bize bunu istettinse, bunu vereceğini vaat ediyorsun. Allah'lığın hatırına bize nasip eyle ya Rabbi. Beşeriyetimizin iktizası olarak yaptığımız günahlardan dolayı vermiş olduğum bu davayı elimizden alma Allah'ım. Davanın hürmetine, kutsiyeti hürmetine, şahs-ı manevinin hürmetine ya Rabbi. Davamızı elimden alma, alma ya Rabbi. Davamızı elimizden alma ya Rabbel Alemin. Ve hizmet-i imaniye Kur'an'ı'da hizmetteyken, davandayken, rizandayken bizi huzuruna bağ. Bize merhamet et. Bizi burada bırakma. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi daim eyle ya Rabbi. Ve amin diyenleri de iki cihanda aziz eyle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hatırına, Muhammed aleyhissalatü vesselamın imanının ya Rab senin yanındaki değeri, kıymeti, hakikati hatırına duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha. Yani Zeynel Abidin cehennem ateşini görüyor. Bu evdeki ateşi görmüyor. O ateş bastırıyor bunu. Ustadın imansızlık, yani imanım yanıyor diyor. Evladım yanıyor. İmansızlık ateşi. Tamam. Bu ateş daha değişik bir ateş. Yani bak imanım yanıyor, evladım yanıyor. İnsanların cayır cayır imanı gidiyor. Benim bir psikolojik bozukluğum var, tamam mı? Ama tedavi edemiyor. Ben hakikaten hastalık şey oldu. Hastayım diyorum zaten. Herhalde. Benim psikolojim şu İbrahim. Yani bir Alman ölse, birisi böyle kendisini burada yaksa, yani zındık gitse, hani mütecaviz hücum eden değil, nötr ya. Şöyle bir psikoloji oluyor. Acaba Allah bana bunun hesabını sorar mı? Değil. Ya ben bunun imanının kurtulması için bir şey yapabilir miydim? Böyle bir psikolojim var. Acaba bunun imanının kurtulması için senin Ümit, senin kızının geçen gelişiminde bir ay önce, iki ay önce arkadaşı intihar etti ya, sonra da yaktırdı da. Onun psikolojisiyle de uğraştım senin için. Yani o çocuğu bile hala hatırımdan çıkmıyor. Yani bu bakma Türkiye gibi değil. Bu bir haber çıksa var ya her gün Almanya'da intihar edilenin haddi belli değil. Tamam. Şimdi bu intihar edenleri ben duydukça veya öyle gördükçe yani ayak. Ben kendimi mesela niye Almancayı bilmiyorum? Acaba anlatsaydım mı? Yani böyle bir şeyim oluyor. O psikolojik olarak üzülüyorum. Mesela ustad diyor evladım yanıyor dedin ya. İmanım yanıyor. Bu Zeynel Abidin'in evinin yanması gibi değil bu. Bu daha değişik bir yankı. Daha başka bir şey. Abi sen demin dedin ya Allah vermek istemez. İdi istemek vermezdi. Bilmiyorum belki. Tabii senden ben kendi düşüncem bu. Eğer Allah senin ona yardım etmeni, imanını kurtarması için isteseydi bir türlü bir şeyler yapıp da sizi bir araya getirmez mi? Getirirdi. Allah'ın isteği şöyle Ümit. Allah'ın istediği adetullah'tadır. Mesela Allah'tan elma istiyorsun. Allah diyor ki benden elma istiyorsan benim isteğime uy. Ben elmayı ağaçla veriyorum. Ben çocuğu evlendikten sonra veriyorum. Tamam mı? O zaman Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan istediğini alırsın. Allah'ın hidayeti Allah'ın elinde ya. Ama o Allah'ın hidayetini onun elinden alman için Allah'ın istediği gibi olursan istediğini alırsın. Şimdi o zaman diyorum ki olan ben bu tabii ki Allah isteseydi o Alman'a hidayet bir şekilde verirdi. Sonra şöyle teselli buluyorum. İnşallah Fettet'ten bunlar kazanır. Ve bir de şöyle diyorum. Ben bu özel haletimi söylüyorum. Özel. Yani bu asra kayıp asır denmiş ya. İnsanlık gelmedi diye kabul ediliyor. Şöyle ben haletim var. Bu insanlar yani ille bu dava ile müşerref değil de yani birkaç tek tük insan Allah'a muhatap ilahi olsa o insanların bu dünyada yaşamalarına aksesuarlık yapsalar bunlar yeter bu kadar.
Arabanın her şeyi arabanın esası değil. Torpido gözü sen araba olmasa da gider değil mi? İbre gözükmese de gidersin. Gidersin kardeş. Dikiz annesi olmasa da araba... Olsa daha güzel olur. İşte bunun gibi esas bir veya birkaç tane Allah'a muhatap ilahi oldu mu diğerleri arabanın aksesuarına benziyor. Benim aletim acayip bu konuda. Bir de Allah'ı Allah ile düşündüğün zaman senin Rabbin ortaya çıkıyor da biz Allah'ı kendi şeylerimizle düşünüyoruz böyle şey. Böyle beşeri halette şey yapıyoruz. Hissiyatımıza, nefretimize, hasetimize, gadabımıza, öfkemize sokuyoruz. Öyle düşünüyoruz. Değil yani. Öyle değil yani. Abi sen Allah'a ne dedin? Allah'ı Allah ile düşüneceksin. Ama Allah da düşün. Mesnevi de diyor ki la tefekkürü li zati. Zatımı tefekkür etmeyin diyor. Mesnevi'nin sonunda hadisi kutsi. Beni diyor zatımı tefekkür etmeyin. Edemezsiniz, takat getiremezsiniz diyor. Neyi tefekkür edelim diyor. Devam ediyor size. Esmamı ve efalimi, sanat ilahimi tefekkür edin. Ha? Acayip bir şey ya. En sonunda mesleği devam ediyor. Yani biz alemimiz de böyle düşündüğümüz Allah değil haşa, Rabbimizdir. Herkes Rabbini görecek, Allah'ı görecek demiyor cennette. Rab. Yani kendi alemindeki zanlarının oluşturduğu bir Rab. O zaman abi mesela sen kusura bakma şey mi? Demin dedin ya Allah'ın Allah'lık hakikati için. Yani Allah'ın hakikati için. Yani aklımız ermiyorsa nasıl yani? Oblis olan dediği gibi. Ya Rabbi kendini en iyi sen biliyorsun. O kendini en iyi bilmek gibi sen kendini en iyi biliyorsun. Sen öylesin Allah'ım. Gördün mü? Sen kendini nasıl biliyorsan sen öylesin. O öyle olmanın o beni de benim duamı da tavsif etmemi münacatım öyle kabul et. Abi şimdi şöyle geldi yapma. Mesela bir insan desen ya sen kendini nasıl biliyorsun? Bana o şekil davran desen işte ne bileyim. O insan o isteği reddetmede biraz kendine ağır gelir değil mi? Tabii mesela. Yani kabul etmemesi imkansız bir şey. Evet. Aynen öyle. Mesela bana deseler ki sen kendini ne kadar biliyorsun? Kendini bir anlat deseler. Nasıl anlatacağım ki ben Allah bileyim? Ben ne kadar kendim hakkında bilgim var? Ama araba hakkında bir sürü bilgim var biliyor musun? Çünkü bayağı sene okudum. Motor hakkında, uçak. Niye? Ama kendim hakkında pek bilgim yok. Yani siyasette yok şu ne yaptı, bu ne yaptı? Türkiye'de ne oldu? Pek bilmiyorum ama duydum kadar bir şey söylerim. Ama benim kendim hakkında pek bilgim yok. Ben kimim bilmiyorum. Nereden geldim bilmiyorum. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Neciyim bilmiyorum. Olursa kendimizi tanımıyoruz ki. Tanıdığımız kadar rahat ediyoruz. Tanıdığım kadar tanıyor. Kendimi tanıdığım kadar onu tanıyor. Çünkü men arefe nefse fe kad arefe rabbehu. Ben ne kadar tanırsam kendimi o kadar tanırım. Kendimi ne kadar tanıyorum bir. Ne kadar anlamlandırmışım. Kendimi neyle anlamlandırıyorum? Allah o kadar biliyor. O bildiğim şey Allah değil, Rabbim oluyor benim. Herkesin Allah'a tek ama herkesin Rabbi kendisine ait. Bilmiyoruz. Kendimizi bilmiyoruz böyle. Ki abi aşağıda o bir soru sormuştum hani Cenab-ı Hakk'ın bizi mesela etkileyen dış olaylar dışarıdan gelen etkilere göre biz mesela öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz. Ona göre şekilleniyoruz mesela abi. Mesela Cenab-ı Hakk'ı da mesela şimdi nasıl düşüneceğiz abi yani bazen öfkeli. Allah hariçten etkilenir mi? Etkilenmez ama yani, Allah öfkeleniyor, gadaplanıyor, şey evet. Allah'ın efkesi de, merhameti de, muhabbeti de esmasından esmasına oluyor. Esmadan esmaya. Yani şimdi şöyle düşün, dengeli. Bir esma ileri çıktı mı diğer esmanın hukukuna geçiyor. Tabiri caizse hukukunda tecavüz. Mesela şöyle diyeyim. Kahhar ismi var Allah'ın. Dese ki Haşime'den istemiyorum mahkemeyi.
herkes yığılsın cehennemin dibine. Kahar. Diyemez mi? Ölsün. Peki böyle mi olacak? Peki o isim bunu iktiza ediyor. Onu durduran kim? Peki bu diğer isimler durduruyor. Abi, rahmet-i ilahiyi tebessüme getir dediği, evet. Peki o Esma mı oluyor? Esma. Esma. Yani celallenen Esma, celallendiren diğer Esma'dır. Onların birbirine aktif eden ne peki abi? Aktif eden sırrını bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Allah'ın o şekilde, o esmasının esma. Mesela şeyde söylüyor. Diyor ki 146 Mesnevi'de Allah bu kainatı yaratmadan ne yapıyordu? Mahiyet-i zatiyesi, şuunat-ı zatiyesinde, şuunat-ı zatiyesinde, sıfatında, sıfatında esmasına tecelli ediyordu. Esma, esmanın içinde tecelli ediyordu. Celal, cemal ile kemal ortaya çıkıyordu. Yani esmalar, esmaların içinde tecelli ediyor mu? Tecelli oluyor. Ama o esmanın oraya birbirine tecelli eden, arka tarafta onu aktif eden 286 mektubatta 7 tane şey sayıyor. 286 olacak. Abi Bülent abinin sorusunu şöyle anladım. Yani bir esmanın faaliyete geçmesi için tamam Allah'a, Allah sebeplere ihtiyacı yok. Her şeyi yaratan o. Ama o zaman şöyle mi olmuş, yani bir şey oluyor, ondan sonra o, yani gene esma mı araya giriyor? Esma, yani esma. Esma. Nedir o? Şefkat-ı mukaddese. Muhabbet-i münezzehe. Yani merkezden, soğanın cıcığından dışarıya çıkalım. Kabuğa doğru, kabuğa doğru, kabuk. Şefkat-ı mukaddesesi iktiza ediyor. Muhabbet-i münezzehesi iktiza ediyor. Çık dışarıya. Sevk. Surur. Sevk. Memnuniyet. Bir daha. Özür dilerim. Şefkat-ı mukaddesi. Muhabbet-i münezzehe. Surur-u mukaddese. Sevk-i mukaddese. Lezzet-i mukaddese. Memnuniyet-i mukaddese. İftihar mukaddese. Bunlar aktif ediyor. Ama burada baktığın zaman abi öyle güzel şeyler var ki celal buradan nereden çıkıyor? Bir esmanın hükmünü ortadan kaldıran diğer esmaya göre celal oluyor. Yani hep muhabbet, hep sevginin olduğu bir yerde hani baktığımızda mesela şefkat, ondan sonra muhabbet hep böyle gözüküyor. Yedi tane bu yedisi böyle güzel muhabbet olurken celal mesela aktif oluyor abi. Nasıl? Çünkü celal-i esma var, cemal-i esmalar var. Ama onun üstünde öyle bir şey yok abi, yani demek istediğim. Ha, esmanın üzerinde sıfatlar var da, zati sıfatlar. Bizim bahsettiğimiz ise şuunata bakıyor değil mi abi? Daha merkeze gittim he. O şuunattan baktığımız zaman diyorum abi, hani bu celali bir şey yok yani. Bunu anlatabiliyor muyum? Evet. Şey, güllü gülistan sandım. Allah'ın o kaharı, o muntakimi. Gittiğiniz zaman, hani öyle bir şey yok orada ama aşağıda oluyor. Ama orada öyle bir şey yok abi yani. Aslında abi buna cevabı var ya, kuantum veriyor aslında abi sizin dediğiniz cevabı. Yani, ne diyor? Abi biz olayları hep sırayla düşünüyoruz abi. Hı. Yani kahar var diyoruz, rahman var diyoruz. Aslında abi hepsi bir dengede yani bunlar. Müthiş bir denge var abi. Evet. Yani kahar, yani... Kaharla merhametle şey, beraber... Yani merhamet, evet abi yani. Yani kuantum da diyor ki abi mesela... Schrödinger'in kedisi deneyi var abi. Orada, her şeyi deneyi anlatmayayım da abi mesela biraz ayrıntılı bir şey. Orada abi olayları sıralamayla yaptığımız için biz abi her şey böyle belli bir sırayla gider bize. Çünkü zaman kavramı var abi bize. Biz zamansız düşünemiyoruz hiçbir şey. Zamansız düşündüğün zaman abi olayların şeyi yok zaten. Hani o oldu, bu oldu ya o... Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya zaten. Hepsi dengede zaten yani abi. Bütün hepsi dengede. Bizim yani bakışımızda var. Yani. Hani, kahar mahar bizde, yani, bizim bakışımızda. Aynen abi. Murat'ın dediği şimdi Esma'ya geçtik. Ben Esma'dan demedim ki ama. O devam etsin, devam etsin oraya geçeyim, ha, dur. Soğan, kuantum fiziği. Tamam, onunla devam. Ben Esma'dan aldım abi. Esma'da işte, Esma'da kahar Esma. Şuunat'tan bahsettik. Yok, ben sonra girdim, ben daha tepeye girdim. O sonra girdi Şuunat abi, sen Esma'dan bahsettin. Ben Esma'dan bahsettin, devam dedin et. Dedin mesela hani, kahar dedin değil mi? Evet. Kahar, mutakir, Rahman'la nasıl olacak nasıl, ya? Nasıl beraber? Kahar nasıl aktif oluyor? Nasıl aktif oluyor mesela? Ha doğru, Esma'da nasıl aktif oluyor? Aktif olması gerekiyor ki, hepsi dengeli zaten abi yani. Aktif olması da var burada yani. Bülent,
şu anlarda şöyle diyor. Mazar olanların kabiliyetsizliklerinden kaynaklanıyor. İstidattan değil, istidat esmeye bakıyor. Yani muhatap olanların kabiliyetsizliklerinden ortaya çıkıyor o isimler. Biz kabiliyetsiz olduğumuz zaman bunlar çıkıyor. Kabiliyetsizliğimize olan bir şeyle o zaman o aktif oluyor. Kabiliyetsizliğimizden kaynaklanıyor. Bak kabiliyetsiz. Abi Allah Resulü buna güzel bir örnek aslında. Her şey dengede abi. Her şey dengede. Bütün esmaların tecellisi var. Evet. Azami derecede. Hepsi de müthiş dengede abi. Evet. Ne zaman beşer bir girmiş abi, hani tabiri caizse Allah müdahale ediyor. Evet. Dün konuşmuştuk ya, Allah hep huzuru daim var dedi. Hep Allah, hep onunla beraber dedi mesela. Müthiş denge abi, Allah Resulü'nde gözüküyor mesela. Esmaların müthiş dengesi. Yani onun hayatında evet. Gözüküyor mesela şeyde, kabiliyetsizliğinde ortaya çıkıyor o diyor. Yani bela ve musibet Allah'ın kaharını insanın kabiliyetsizliğinden kaynaklanıyor. Yoksa sistemin içinde değil. Mesela bak şey göstereyim, kabiliyetsiz şu alardaydı, neresindeydi? Cenab-ı Hakk'ın dışarıdan hiçbir şey etkilenmiyor. Etkilenmediği halde şu unatında olan bir şey aşağıda farklı bir şekilde gözüküyor. Mesela muhabbet, şefkat, nezlet. Bunlara baktığın zaman hep bir mükemmel, yani mükemmellik. Mükemmel de o zaten. Ama sıfata geldiğimiz zaman veya da esmaya geldiğimiz zaman öyle gözükmüyor. Yani kahar çıkıyor. Değil mi? Cehennem var. Tamam var abi ama dengede esma abi. Ama o denge dediğimiz şey esmaların birbirine bakan. Bak diyor ki, ben bunu okuyabilir miyim bak. Diyor ki, yani fail ve mastar değilsiniz. Belki münfail ve mehalsınız. Yalnız biz tesiriniz var. O da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surete kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Bak çok acayip. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görünmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip zat-ı mukaddesi ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Allah'ın o kahar mahar dedi bize bakıyor. Allah'ın zatında kahar mahar yok. Mesela şöyle düşün. Şeytan ne kadar melun, melek ne kadar mübarek. Oysa burada o. Geç arkaya, şeytanı yaratan mudil esması, meleği yaratan o esması. O esmada şeytanlık var mı? Şeytan burada. Orada yok. Yani kahar, mutakim burada var. Orada onu anlatacaktım cenneti. Yani orada öyle bir şey yok çünkü esmada. Bak hem bir de okuyayım. Yani fail ve mastar değilsiniz. Belki munfail ve mahalsınız. Yalnız bir tesiriniz var. O da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surete kabul etmemenizden şere sebep olmanızdır. Şer yok. Hayrı kabul etmemekten ortaya çıkan şer var. Mesela şöyle bir misal veriyorum ben. Cennette Şafi ismi nasıl tecelli edecek? Biliyoruz ki biz Şafi ismi hastalıklara şifa veren. Öyle değil mi? Cennete nasıl tecelli edecek? Bütün isimler tecelli edecekti. Cennette devamlı Şafi tecelli edeceği için hastalık çıkmayacaktı ortaya. Ha. Şimdi bir de okuyayım. O hayr-ı mutlaktan gelen, Allah'ta hayr mutlak var. Şer yok, kahar yok. Gelen hayrı güzel bir surete kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Şer oradan çıkıyor insandan. İzah çek aşağıda biraz. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip zat-ı mukaddesi ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün vazife-i fıtratınıza zat-ı mukaddesi ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Burası çok önemli. Halbuki bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde, bak, kabiliyetsizliğinden hayrı şerre kalbettiğiniz halde
Halikinizle güya iştirak edersiniz diye devam ediyor. Sözler 231'de. Yani şer, kahar şey, insan hayrı yapmamaktan ortaya mülkte çıkandır. Ama arkada öyle bir şey yok. Çünkü arkada hayır, şer diye sırası yok. Sıra yok. Başka bir yer var mesela. Bak orada da demek ki şer kabiliyetsizliğimizden çıkıyor. Kabiliyetsiz ne? Kabiliyetsizlik nasıl çok? Hayrı yapmamız gerekirken yapmamaktan şer ortaya çıkıyor. Kahar da o. Ha? Hem zaten abi burada dünyada kainatta Esma'nın cin ve cemalinde kız sanatı var ya abi. Evet. Esma'nın kendisi bile değil yani. Evet. Onu bile tam idrak edemiyoruz da. Hani cilve cemaline kız sanat ya. Hani düşün, bir araba fabrikası var abi. Çıkan araba fabrikaya hiç benzemiyor. Ha, araba fabrikaya benzemiyor. Benzemiyor abi. Ama araba fabrikanın cilve cemaline kız sanatı desek abi olur. Ya. Hiç benzemiyor abi. Mesela Allah'ın esması fabrika olsun. Çıkan araba fabrikayı çarpmıyor. Ha, kahar ve şer gibi gözükenler çıkan eser. Doğru misal. Ama sistemde öyle bir şey yok. Mudil esması mübarektir. Ama burada şeytan gibi gözüktü. Bir başkası şeytanı, vasıtayı, şeytanın iki tane özelliği var biliyor musun? Şeytan ne kadar şer, kime sorarsan sor şer. Ama şeytanın iki tane hayrı var. Ama şerin mahsı nasıl oldu? Bir, şeytanın yaratılmasının hikmeti nedir? Bir, kemalat şey, yok, şeytanın iki tane şeyi var. Allah'ım, makasıdı hayri külliye, makasıdı hayri külliye vasıta olmak. Bir de, bir tane de var, bakın, bir bak işte şey, şeytan, makasıdı yazma öyle. Makasıdı yazarsanız makasıdı hayri külliye vasıta oluyor. Bir de kemalat insani ortaya çıkarıyor. Ha, şeytan insanın kemalatını ortaya çıkarıyor. Makasıdı hayri külliye de vasıta oluyor. Ha? Şeytan bak şer mi? Yok. Şeytanın iki tane iyiliği var. Kemalat insaniye sebebiyet veriyor. Kaldır insandan şeytanı, insan melek gibi olur. İnsanın kemalatı olmaz. Kemalat insaniye sebeptir. İki, makasidi hayri külli. Külli bir hayırlara vesile oluyor şeytan. Geylani çıkmış, Gazali çıkmış, Allah Resulü çıkmış, efendim Musa Aleyhisselam çıkmış. Adem Aleyhisselam böyle kaliteli adam mı olurdu? Cennette bir şey ya, bir şey işte. Gezinen bir adam. Cennette gizlenen bir adam olacaktı. Ama şeytan musallat olmuş. Onu da güzel söylüyor 18. sözde. Serçeleri asla atmaca musallat olmasa. Serçeler hayvan gibi olurdu, kaçmazdı. Ama onun zahirde musallat olması serçenin uçmasına vesile olmuş. Hayır oldu. Kemalat oldu, uçma kemalat oldu. Akşam okundu mu? Yok abi. Yok. O kuantum fiziğinde çok güzel bir şeydi. Onun için merakla dinle. Sağın ya. Yani kuantum fiziğinde öncelik, sonralık, güzel, çirkin yok. Sıralama yok abi. Öyle bir şey yok. Hepsi bir dengede. Yani kuantum fiziği demek, mülkün arkası melekut tarafı. Arka tarafta ne şeytan var, ne melek var. İmkan dairesi mi oluyor? Kuantum dairesi mi? Şu anda insan ulaştığına göre imkan dairesidir herhalde. Değil mi? İmkan, imkan. İnsan ulaşmış. İnsan ulaşmış. İmkan dairesidir. Yani, ulaşamasaydı. Yani o, evet. Gayb alemi yok. Yaşıyor mu kedi değil mi? Evet, evet. Mesela insan aklına göre düşünürsek sıralamaya göre evet. Yani yaşar ya da ölür. Öyle bir sıralama var. Ama normalde kuantum dünyası öyle bir şey yok. Bilinemez. Yani içinde olmamalı lazım. Evet. Evet.
Aksan savunma ölmüş olarak görüyoruz. Evet. Ama aslında o an yani imkan, yani kapalı olduğu için imkanda yer yaşıyor ya ölüyor. Evet. Bilemez. Tefekkürü fî alâ'i. Tefekkürü fî alâ'i Allahi ve la tefekkürü fî zâti fe innehu fe innekum len takdirû. Yani muktedir olamazsınız zatını tefekkür edelim. Yani Cenab-ı Hakk'ın eserlerini, nimetlerini düşünün, tefekkür ediniz. Fakat onun zatını düşünmeye çalışmayınız. Zira siz buna güç yetiremezsiniz. Tefekkürü fî alâ illâhi ve la tefekkürü fî zâtihi fe innekum len takdirû. Peki abi bu şeye bakmıyor değil mi? Bu zatın tefekkürü abi insan benim sırrımdır. O hadis-i şerife bakmıyor. Gene yok, onu da o da öyle. Çünkü gene bilmiyoruz ki. O kadar biliyoruz. İnsan benim sırrımdır. E tamam da insan sırrıymış. E peki sen çözdün mü? Yok. Çözülse peki abi? Çözülemez ki. Çözülemez ne? Çünkü çözdüğün şey de çözülen şey de aynı çıkacaksın. Çözen de çözülen aynı. Ben, ama gittikçe gidiyorsun. Ben sen yok yani ondan. Evet. Tekrar.